Welcome to our 8th grade English lesson. Today we will go on solving trial exam about LGS for 8th grade. This trial exam, mostly the beginning of the page. Okay. Now we can start. 8. sınıf İngilizce derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yine LGS ile ilgili bir deneme sınavı sorularını çözeceğiz. Bu deneme sınavı sorularını ben size daha önceden göndereceğim. Siz çözüp videoda cevaplarını benimle birlikte kontrol edebileceksiniz. Evet, birinci sorumuzla başlayabiliriz. Here is a friend of friendship poem. Read it and answer the question. Aşağıda bir tane arkadaşlıkla ilgili bir şiir olduğunu söylüyor ve bunu okuyup soruya cevap vermiş. Sorumuz neyle ilgiliymiş? Based on the poem above, which statements can be true? Yukarıdaki diyor ki, şiire göre hangi statements, yani şu sılandırılmış olarak verilen statements durumlarının hangisi doğrudur? İlk önce şiirimizi okuyalım. A best friend, en iyi arkadaş. A friend that really cares. All my secret and I can share. Diyor ki gerçek arkadaş. Yani arkadaş gerçekten önemser. Paylaştığım bütün sırlarımı demek istiyor burada. There when I need hand. Bir ele ihtiyacım olduğunda orada olur demek istiyor. There to understand. Anlamak için orada olur. When I cry. Ağladığım zaman diyor. She will be by, yanımda olur demek istiyor buradan. If I am away, yani if I am away, uzaktaysam, away burada uzak anlamına gelir. She will call me day by day, beni her gün arar, day by day anlamında söylüyor bunu. Day by day burada her gün anlamında kullanıyor. Gün be gün arar demek istiyor aslında. If I need her at all, ve ona, yani ona ihtiyacım olduğunda diyor. She will be there to stand tall. Yanımda dimdik durur demek istiyor. Yanımda dimdik durmak için orada olur. Sorry for that. And then I say will be heard. Söylediğim her şey duyulmuş olabilir diyor. Yani duyulmuşsa diyor. She will listen word by word. Yani burada şunu söylemek istiyor. Duyulacak olan söylediğim şeyler, yani söylediğim şeylerden bahsediyor. Ne diyor? Kelime kelime dinleyecek diyor. Dinler demek istiyor burada. If I am late, geç kalırsam, she will open the gate. Neyi açar? Bahçe kapısını, yani bahçeyi açar, bahçe kapısını açar diyor yani. As she looks in my eyes, the sparkle she realizes. Benim diyor gözlerim içine baktığında ışıltıyı anlar, fark eder diyor. Sparkle burada ışıltı demek. She is one that cares. Beni önemseyen tek kişidir. And the one that's there. Yani benim için orada olan tek kişidir demek istiyor burada. That's a best friend. Bu işte en iyi arkadaş demek istiyor burada da en altında. Buradaki cümlelere bakalım. Cümleler, şiire göre cümlelerle ilgili bu statements'lar var. Bunlar neler? A friend will be there for you if you call on her or him. Ne diyor? Gel, arkadaş diyor senin için orada olur. Onu arasan, onu aradığında diyor. Bu şeyde zaten bundan bahsediyor. She'll be called by day if I need her at all. She'll be there to stand tall. Yani bundan bahsediyor aslında. A friend should keep your secrets. Yani arkadaş senin sırlarını tutmalı. Burada secrets'la ilgili zaten ne diyor? All my secrets I can share. Bütün sırlarımı paylaşabileceğim. Yani tutması gereken kişi demek istiyor burada sırlarını. Bu da olabilir. A friend should share the same interest with you. Ne diyor? Arkadaşım seninle aynı ilgi alanları, ortak ilgi alanlarını paylaşmalı diyor. Bu cümleyi pek fazla burada söylemiyor. Yani hep ihtiyacı olduğunda oradan gözüne baktığında ne istediğini anlayacak olmasından bahsediyor hatta. Bu cümleden pek bahsetmiyor bunun içinde.
A friend should help if you are need. Ne diyor? Senin ihtiyacın varsa arkadaşın yardım etmeli. Burada da bundan bahsediyordu zaten. Ne diyordu burada? When I need a hand, yani ya, a hand dediği burada aslında yardıma ihtiyacım, bir ele ihtiyacım olduğunda orada olur diyor. Bu da bunun karşılığı olabiliyor. Aslında diğer cümlelerde de vardır. If I need her at all, she will be there to stand tall. Bu da bunu karşılıyor. O yüzden bu cümlemiz de şiirde geçen cümlelerin tanımı olabilir. A friend should not be an aggressive person because you need caring people around you. Ne diyor burada? Bir arkadaş agresif bir insan olmamalı diyor. Çünkü diyor seninle ilgilenecek insanlara ihtiyacım var. Yani ilgili insanlara ihtiyacım var. Agresif olup olmama durumundan bahsetmiyor burada. Caring people, evet. Caring people olabilir ama bu agresif olup olmayacağı anlamına gelmez. Efendim, that really cares. Yani bunu umursamak anlamında kullanılıyor. İlgilenmek anlamında kullanılıyor. Based on the poem above, which statement can be true? Yani bizim için şiirde geçerli olan one, two and four, değil mi? Bunun seçeneği de sadece bakalım C seçeneğinde doğru belirmiş. Bu durumda tek doğru cevabımız C seçeneği oluyor. İkinci sorumuza bakalım. Here are some quotes. Quotes burada alıntı anlamına gelir. Bunu unutmayın. About the internet. Read them carefully and answer the question. Bazı alıntılar var diyor. Burada diyor. İnternetle ilgili. Onları dikkatli bir şekilde okuyun ve soruya cevap verin. Şimdi alıntılarla ilgili soru neymiş? Based on the quotes above, what is wrong? İlk önce ne diyor? Quotalara göre aslında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demek istiyor. Biz yanlış olanı bulacağız. Bill Gates'in bir sözünden bahsediyor. The internet is becoming the town square for the global village of tomorrow. Ne diyor? İnternet yarının global köyündeki şehir meydanı oluyor diyor. Yani merkez oluyor demek istiyor burada. Stephen Hawking'in söylediği, we are all now connected by internet. Biz diyor şu an diyor, hepimiz şu anda diyor internetle bağlantılıyız diyor. İnternet tarafından bağlantılıyız. Like neurons in giant brain. Yani kocaman bir beyindeki nöronlar gibi diyor. Buradan internete bağlıyız diyor. Buradaki nöron Türkçe'ye de nöron olarak için giant kocaman anlamında kullanılıyor. John Allen'ın söylediğine bakalım. The internet is the world's largest library. Yani internetin dünyanın en büyük kütüphanesi olduğunu söylüyor. Largest library. It is just that all books are on the floor. Sadece de bütün kitaplar floor ne? Yerde anlamında söylüyor yani orada anlamında söylüyor buradan. O yüzden onun tabanında söyle demek istiyor burada. Milton Friedman'ın konuşmasına bakalım. The internet is the most effective instrument. Ne diyor? İnternet en etkili enstrüman. We have for globalization. Ve buna yani sahip ol globalizasyon için yani küreselleşme için burada globalization bu anlamda kullanılıyor. Küreselleşme için sahip olduğumuz en etkili enstrüman diyor. Mark Anderson'ın konuşmasına bakalım. The internet has always been and always will be magic box. Ne diyor? İnternet her zaman ve sihirli bir kutu oldu ve sihirli bir kutu olacak da demek istiyor. Oldu, has always been, oldu yani hala bu şekilde ve olacak diyor. Sihirli bir kutu olacak. Bunlara göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış? Biz bunu bulacağız. Based on the quotes
quotas above, what is wrong? With the help of the internet, the world becomes smaller. Ne diyor? İnternetin yardımıyla diyor, dünya küçülecek diyor. Burada aslında tam da Bill Gates'in söylediği şeyi söylüyor. İnternet Townsquare, şehir meydanı oluyor. Yarının, yani küçük, yarının köyünün, global köyünün küçük, yani köyünün dediği için burada, köyde zaten hani burada küçüklüğü simgelediği için de biz bu şeyi çıkarabiliriz. B seçeneğine bakalım. Internet give us a lot of information. Ne diyor? İnternet bize birçok bilgi verir. Bakalım. Burada da aslında John Allen'ın söylediğinde the world's largest library, it is just all the books are in the flow. Bilgi verdiğine yönelik library. Yani bilgi verdiğine yönelik şeylerden bahsediyor burada. Library kelimesi kütüphane olarak nitelendiriyor interneti. Yani buradan bilgi edinebileceğimizi söylüyor. C seçeneğine bakalım. We can never say that the internet is a useful tool for people. Ne diyor? Biz asla şunu söyleyemeyiz diyor. We can never say that. İnternet insanlar için kullanışlı bir araçtır. Bunu söyleyemeyiz diyor. İnternetin kullanışlı bir araç olduğunu söylüyorlar yönetim ama bunun aksini iddia etmiyorlar. Bakın burada sihirli bir kutu olduğunu söylüyor Mark Anderson. Global sahip olduğumuz global dünya için en etkili bir enstrüm olduğunu söylüyor Friedman. Ve John Allen de zaten onun büyük bir kütüphane olduğunu söylüyor. Stephen Hawking de yani büyük bir, kocaman bir beynin nöronu gibi her şey internete bağlı olarak söylüyor. Yani burada olumsuz bir şey söylenmediği için olumlu bir araç olmasından bahsedildiği için aslında buna yanlış diyebiliriz. Diğer seçeneğimize bakalım. The internet connects people all around the world in different ways. Ne diyor? İnternet dünyadaki insanları birçok yani değişik yollarla birbirine bağlar. Doğru, internet yani ne diyor? Küreselleşme için en iyi enstrüman. Yani birçok farklı yönlerle insanları birbirine bağladığından zaten burada yine bahsediyor. O yüzden bu seçeneği de eliyoruz. Tek yanlış olan seçeneğimiz, wrong olan seçeneğimiz C seçeneği. Üçüncü sorumuza bakalım. Look at the brochure below and answer the question. There is a brochure. Burada bir broşür var. Buna göre sorumuza bakalım. If you want to get more information about science fair. Yani ne diyor? Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsan ne hakkında? Bilim fuarı hakkında. Which way can you not use? Hangi yolu kullanmazsın? Bak hangi yolu kullanmazsın? Burada yine we are honored to see you at science fair prepared by our students. Ne diyor? Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan prepared by our teachers. Science fair bilim fuarında seni görmekten gurur duyarız diyor. Burada davetiyedeki cümle olarak. Time olarak vermiş. Time saat. On the place New School Arley Street kampüsündeymiş. Date olarak 20.06.2020 olarak vermiş. Communication olarak bir telefon numarası, web sitesi ve okulun e-mail adresini de vermiş. Sorry for that. Okay. Soruda ne diyordu? Yukarıdaki eğer diyor daha science fair hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsak hangi şeyi kullanmayız, onu kullanmayız. Yukarıdaki bilgilere göre. You can call the school management. You can call the school management olabilir. Çünkü orada bir numara var. You can send a fax to the school management. Ne diyor? Management yönetim, okul yönetim, yönetim anlamında kullanılıyor. Send a fax. Neydi? Fax gönderebilirsin. Okul yönetimine fax gönder. Buradaki bir fax numarası var mı? Yok. Bu da gönderemeyeceğin anlamına. Bir website ve e-mail numarası var sadece. Bu da aslında bu yolu kullanamayacağını gösterir. Yani B seçeneği büyük ihtimal doğru seçeneğimiz bizim. You can send a message via mail. Ne diyor? Via burada yoluyla anlamına geliyor. Mail yoluyla mesaj gönderebilirsin. Zaten mail adresini verdiği için mail yoluyla mesaj atabilmeniz için bir seçenek oluyor. You can visit the school webpage. Ne diyor? Okulun web sayfasını
ziyaret edebilirsin. Yani web sayfasına bakabilirsin. Web sayfasında verdiği için ona bakabilirsin. Bu durumda bu seçeneği de kullanabilirsin. Tek kullanamayacağımız seçenek send FAQs. Çünkü bununla ilgili asla bir bilgi yok broşürde. Üçüncü sorumuzun cevabı da B seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuza bakacak olursak eğer yine bir reading text var. The law is a reading passage of Justin. Read it and answer the question. Aşağıda Justin'in bir okuma metni var diyor. Oku ve soruya cevap ver. Soruda neymiş onu bakalım. Which activity are not Justin and his friends expect to do? Hangi aktivite Justin ve arkadaşlarının yapılması beklenmez diyor. Are not diyor. Expected. Are not expected. Sadece are expected deseydi beklenilen aktivite olacaktı ama are not dediği için buraya dikkat etmiyor. Yani onlardan yapılması beklenmeyen aktiviteyi biz bulacağız. Hi there, I'm Justin. Merhaba, ben Justin. My friends think I am an outgoing person. Ne diyor? Benim arkadaşlarım benim dışa dönük, yani sosyal bir insan olduğumu düşünürler. Because, neden? I like spending time with my friends. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi severim diyor. Spending time with my friends bu anlamda kullanıyor. This makes me feel better. Bu beni daha iyi hissetmemi sağlıyor. Beni daha iyi hissettiriyor demek istiyor bu da. We study all together after school. Okuldan sonra hep birlikte ders çalışırız demek istiyor burada. And then we play chess or online game. Ve sonra diyor ne oynarlar? Satranç ve online oyunlar yani oynuyorlar. We prefer doing indoor activities to outdoor activities. Ne diyor? Kapalı alan aktivitelerini tercih ediyorlar. Neye? Açık alan aktivitelerini tercih ediyorlar. Bizim aslında ki şu cümlemiz çok önemli bir cümle. We like listening to rock music and chatting. Ne diyor? Rock müzik dinlemeyi ve sohbet etmeyi seviyoruz. Chatting burada sohbet eden anlamında kullanılıyor. Dikkat edin buna. But we hate talking about serious topics. Ama neyden nefret ediyoruz? Önemli konular, yani topic dediği gündem maddeleri hakkında konuşmaktan, önemli gündemler hakkında konuşmaktan nefret ediyoruz. So we have a good relation. Bu, evet, böylece diyor. Hani bu yüzden diyor. İyi bir ilişkimiz var anlamda söylüyor. Yapmadığı aktiviteyi biz bulacağız. Burada ödev yapma A seçeneğinde, ödev yapma reading something. Bunu söylüyor zaten. Nerede söylüyordum? We study all together after school. Söylüyor. I like spending time with my friends. We study A seçeneği. B seçeneği ise online games'e uyuyor. Burada da zaten then we play chess and online games seçeneği. B seçeneğinde eliyoruz. C seçeneğine bakalım. Camping ile ilgili bir şey söylemiyor. Ama şunu söylüyor, bakın. We prefer indoor activities to outdoor activities. Yani kapalı alan aktivitelerini tercih ediyorlar, açık alan değil. O yüzden C seçeneğini açık alan aktivitesi olduğu için tercih etmediklerini anlamamız gerekiyor. D seçeneği arkadaşlarıyla sohbet etmek. Burada da zaten şunu söylüyor. We like listening to rock music and chatting. Bakın arkadaşlarıyla burada da sohbet ediyor. D seçeneği de yapıyor. Yapmadıkları tek aktivite bu durumda ne oluyor? C seçeneği outdoor activities aslında bu da. O yüzden dördüncü sorunun cevabı da C oluyor. Okay. Look at question 5. Below is a menu. Look at it and answer the question. Aşağıda bir menü var. Buna bakın ve sorulara cevap verin. Bu menüde starter, main course, salads and dessert olarak yemek listeleri var. Starter başlangıç yemekleriydi. Main course ana yemekti. Salatalar zaten. Dessert de tatlılar anlamı. Bu Daniels'ın yeriymiş. Karşılarında da zaten fiyatları mevcut. According to the menu, which of the following is not correct? Menüye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Yani biz yanlış olanı bulacağız burada. Bakalım sorularımıza, cümlelerimize. They serve homemade lemonade as a drink. Ne diyor? İçecek olarak ev yapımı limonata servis ederler. İçeneklere bakalım. Limonata homemade lemonade. Bu doğru o zaman. Bunu eliyoruz. If you like different kinds of meat meal, this place is for you.
Eğer diyor farklı çeşit et yemekleri seviyorsanız burası sizin için. Et yemekleri seçeneklerine bakarsak yani farklı çeşit Adana kebap, fajita da tamamen farklı. Grilled chicken, meatball and sushi. Bunların hepsi birbirinden farklı olduğu için B seçeneğine de doğru diyebiliriz. C seçeneğine bakacak olursak. For fajita and mineral water, you pay only $14. Fajita ve maden suyu için ne kadar sadece diyor 14 dolar ödeyeceksin diyor. Ödersin diyor. Bakalım mineral water 2 dolar zaten. Fajita kaç dolarmış? Fajita 12 dolar. 12 ile 2'yi topladığımda zaten toplamda 14 dolar ediyor. Bu da doğru seçeneğimiz oluyor. D seçeneğine bakıyoruz. You can have tomato soup as a main course. Ne diyor? Domates çorbasını ana yemek olarak söyleyebilirsin demek istiyor. Ana yemek olarak alabilirsin demek istiyor burada. Ama domates çorbası bir starter'dır. Çorbaların hepsi starter'dır. Bunu unutmayın. Main course ise burada zaten mevcut. Starter'lar altında ise genelde çorbaları vermiş. Yani yanlış olan seçeneğimiz ne? D seçeneğimiz. You can have tomato soup as a main course. Altıncı sorumuza bakalım. Read the passage and answer the question. Çünkü teksti oku, pasajı ya da teksti oku ve soruya cevap ver. İkinci sorumuza bir bakalım. According to the passage, which menu should children choose? Pasaja göre hangi menüyü öğrenciler seçmelidir diyor. Biz ilk önce pasaja bakalım. In Turkey, school children usually have lunch at school. Ne diyor? Türkiye'de öğrenciler, okul öğrencileri okullarda öğlen yemekleri, genellikle okullarda öğlen yemeklerini yerler. And recently, the Ministry of Education son zamanlarda, buradaki recently'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Son zamanlarda anlamına geliyor. Eğitim Bakanlığı ya da Eğitim Bakanlığı diyebiliriz. Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsediyor burada. The Ministry of Education, Eğitim Bakanlığı has wanted the schools to offer healthier food. Ne diyor? Okullardan daha sağlıklı yemek önermelerini istemiş. Has wanted to school, istemiş okullarda, istemiş bunu. To offer önermelerini, healthier food, daha sağlıklı anlamında söylüyor burada. The head teacher of Niveway School, Niveway School'un head teacher burada müdür anlamına gelir. Niveway School'un müdürü has ordered to prepare healthier school meals that help children concentrate better. Ne sipariş etmiş? Daha sağlıklı okul yiyecekleri hazırlamalarını sipariş etmiş. Ne için bu? Öğrencilerin daha iyi konsantre olabilmelerine yardımcı olması için. Concentrate burada yardımcı olmak anlamına geliyor. Daha iyi konsantre olmak, çocukların daha iyi konsantre olmalarına yardımcı olması için. Aslında bunu yapmış. Her teacher said that greasy food, fizzy drinks and chips are not good for children. Yani müdür burada diyor ki, müdür demiş, şunu demiş. Yağlı yiyecekler, fizzy drinks, bu asitli içecekler, chips ve cipsler, yani Türkiye'deki cipsler, are not good for children. Ne diyor? Böyle çocuklar için iyi değildir. They should eat vegetables. Onlar sebze yemeli. Sebze, meyve, çorba, soup, especially meat meals, like chicken and fish. Özellikle tavuk ve balık gibi et yemekleri yemeliler demek istiyor. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmeliler çocuklar? Buna bakacağız. A seçeneğine baktığımızda, altıncı sorumuzda, roasted chicken. Roasted chicken'ın anlamı neydi hatırlıyor musunuz? Hani kızarmış anlamına geldiği için
aslında kızarmış yemekler sağlıklı oluyor. Bunu direkt yenebilir. French fries zaten patates kızartması. Patates kızartması da kızartılmış bir yemek olduğu için bu A seçeneğini direkt eliyoruz. Kok da burada var. Pizza direkt size geliyor. B seçeneğine bakalım 6. sorumuzda. Fish burger with ketçap. Yani tavuk neydi? Balık burger. Ketçaplı balık burger. Yani burgerların hiçbiri sağlıklı olmadığı için bunu da eliyoruz. Lemonade olabilir. Chocolate cake zaten dessert olarak bir şey söylemiyor burada. Tatlı olarak. Tatlı olarak tek söylediği şey fruit. Yani meyveler. Chips and dips de olmuyor. Bu yüzden bunları da elemiş oluyoruz. Diğer seçeneğimize bakalım. C seçeneğimizde meatball olabilir, köfte olabilir. Fruit juice, meyve suyu, salat bir cucumber, yoğurt, cucumber, ne diyor? Domatesli, havuçlu ve salatalıklı salata olabilir ve yoğurt. Bu olabilir. D seçeneğimize bakalım. Döner, kebap asla olmaz. Greasy foodları girer. Popcorn, bu da olmaz. Mısır Türkçesi. Wrap with chocolate. Chocolate'lı böyle çikolatalı wrapler oluyor. Bu sarılan şeylerden bahsediyor burada. Mineral water'la doğal maden suyu. D seçeneğinde de bu durumda olmuyor. Tek uygun seçenek çocukların healthier food dediği uygun seçenek ise ne oluyor? C seçeneği. Meatballs, fruit juice, salad with cucumber, carrot and tomato. Seçin. Yoğurt. Yani yoğurt. Altıncı sorumuzun cevabı ise bu durumda C seçeneği oluyor. Yedinci sorumuza bakacak olursak eğer. Here are the two charts that show Fox Family's daily routine before and after COVID-19. Ne diyor? İki tane chart var, iki tane tablo var diyor. Fox ailesinin günlük rutinini gösteren. Neyden önce ve neyden sonra? COVID-19'dan önce ve COVID-19'dan sonra. Yani bu virüsten önce ve sonrasından bahsediyor. Before COVID-19, yani COVID-19'dan sonra online games mavi olarak gösteriyor. Yani şu seçeneği going out dışarı çıkmak kırmızı red olarak gösteriyor. Hanging out with friends arkadaşlarıyla takılmayı yeşil olarak gösteriyor. And surfing the net internette surf etmek ya da internette araştırma yapmak, internete girmek ise mor olarak gösteriyor. Burada oranları vermiş. After COVID-19'dan sonra online games oranı yine bu şekilde. Going out tabii ki azalıyor. Hanging out with friends neredeyse yok denecek şekilde. And surfing the net en fazla paya sahip şeyden biri oluyor. Şimdi complete the sentence diyor. Cümleyi doldur. Before COVID-19. Yani COVID-19'dan sonra, 19'dan önce ne yapıyorlardı? Bununla ilgili cümleyi nasıl tamam? Fox family was more social before COVID-19. Daha mı sosyallerdi? Evet, çünkü going out, dışarı çıkabiliyorlardı. Hanging out with friends, arkadaşlarıyla da takılabiliyorlardı. Bu durumda A seçeneği doğru diyebiliriz. B seçeneğine bakalım. Fox family spend much more time on the net. Ne diyor? Fox family internette daha fazla vakit geçiriyorlardı COVID'den önce. Bakalım. İnternette daha fazla vakit geçirmiyorlardı. İnternette vakit geçirdiği vakitin zaten dilimini vermiş. En daha fazla vakit geçirmediklerini buradan görüyoruz. En fazla going out ve hanging out friends var. O yüzden bu seçeneği de eliyoruz. COVID-19'dan sonra çünkü daha fazla vakit geçiriyorlar. Fox family played more online games with their friends. Ne diyor? Fox ailesi daha fazla arkadaşlarıyla daha fazla online game oynadılar. COVID-19'dan önce online game oranı burada. Bu daha fazla olmuyor. Daha fazla oldu. COVID-19'dan sonra çünkü. D seçeneğini bakın. Fox family log into their social media accounts more. Ne diyor? Fox login girmek burada anlamında söylüyor. Giriş yapmak. Sosyal medya hesaplarına daha fazla giriş yaptılar. COVID-19'dan önce. Surfing the internet seçeneği burada verilmiş.
Yani daha fazla giriş yaptığını Covid-19'dan sonra görüyoruz. Covid-19'dan önce daha fazla giriş yapmıyorlar. Bu yüzden D seçeneğini de eliyoruz. Tek bize uyacak seçenek A seçeneği. Fox Valley was more social before Covid-19. Şimdi 8. sorumuza geçebiliriz. Here is a dialogue between two people. Read the dialogue and answer the question. Çünkü aşağıda iki kişi arasındaki diyalog var. Bu diyaloğu okuyun ve soruya cevap verin diyor. Sorumuz neymiş? If you want to fill the reservation form, which information do we not have? Rezervasyon formunu doldurmak istediğimizde diyor, hangi bilgiye sahip değiliz? Yani hangi bilgiye ihtiyaç duymayız anlamında söylüyor bunun. Bakalım. Hotel Clerk ve Customer'la ilgili bir konuşma geçiyor. Grand Hotel, how may I help you? Grand Hotel, size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Burada diyor ki Customer, I'd like to book a room. Bir oda ayırtmak istiyor. Bir odada yer ayırtmak istiyorum diyor. Book, yer ayırtmak anlamında söylüyor burada. Of course, what is the date of your arrival? Tabii ki diyor. What is the date? Varış tarihiniz ne zaman? Yani geliş tarihinizden bahsediyor. I will arrive on June 7th. 2 Temmuz'da varacağını söylüyor. Hatun Clark ne diyor? How many nights will you stay? Kaç gece kalacaksınız? I will stay 3 days and 2 nights. 3 gün, 2 gece kalacağını söylüyor. What type of room would you like? Ne tür oda istersiniz? I would like a single room. O da diyor ki tek kişilik oda isterim. Single room. Tek kişilik bir oda isterim demek istiyor. Yine Hotel Clerk olarak ne diyor? How do you spell your last name please? Soy isminizi söyleyebilir misiniz? Nasıl spell, yani heceleyebileceğini soruyor. Bu da diyor ki It's a Godwin. Can you say it slowly please? Lütfen daha yavaş söyler misin? So sorry. It's Godwin. Yine söylüyor soy ismini. Yine Hotel Clerk. Can you hold a moment? Biraz bir dakika bekleyebilir misin lütfen diyor. Hold on, beklemek anlamında kullanıyor. Bunu unutmayın. Dördüncü, beşinci ve beşinci ünitede de sorry, dördüncü ünitede de görmüştük. I will make your reservation. Sizin rezervasyonunuzu yapacağım. Could you tell me your contact number please? İletişim numaranızı söyler misiniz lütfen diyor. It's okay. Sorry, customer ne diyor? It's 171 45 and 86 diyor yani. Bunları teker teker söylüyorlar genellikle. Okay, it's done. Ne diyor? Okay, tamamdır, bitti. Have a nice day. İyi günler. Great, thank you so much. Buradaki bilgilere göre hangisini doldurmaz? Name dolduruluyor surname'de. Surname olarak söylüyor. Adresi burada hiç sorduğunu görmedim. Telefon number'ı soruyor burada. Telefon number neredeydi? Burada soruyor hatta. Şurada. Telefonu da söylüyor. Bunu da söylüyor. Arrival date'i veriliyor zaten. Return date de duruma göre burada bahsedilmemiş. Room type de single olarak veriliyor. Return date de arrival date söylüyor. Return date de arrival date'i söyledikten sonra ne diyor? 3 gün 2 gece. Burada da return date'i zaten belli oluyor. Bu durumda hangisi bilgi yok? Yani adres bilgisi yok. Biz de bunu arayacağız. Arrival date, return date, telefon number and address. Yani 8. sorumuz gerekli olmayan, yani verilmeyen tek bilgi address. D seçeneği de doğru cevabımız oluyor. 9. sorumuza bakalım. Here are some rules for parents to protect their children and provide the internet safety. Ne diyor? Aşağıda işte aileler için öğren çocuklarını internetten korumak ve onlara güvenli internet sağlamak için bazı kurallar var diyor. Protect their children and provide the internet safety. Demek istiyor. Rule ise burada kural anlamında kalıyor. Protect, korumak, provide, sağlamak, desteklemek. Bunu cümle içindeki anlamına göre kurabilirsiniz. Be aware of the site. Şimdi bunları okuyalım. Be
İlk önce bir sorumuza bakalım. And below are four different parents' behavior. Aşağıda da dört tane farklı ailenin davranışlarından bahsediyor. Bu davranışlara göre diyor, according to the rules, whose behavior is wrong? Kurallara göre hangisinin davranışı doğrudur? İlk önce rule'larımızı okuyalım. Be aware of the sites your children visit by showing interest. Ne diyor burada? Farkına varın diyor. Çocukların ziyaret ettiği sitelerin ilgilerini gösterdiğini farkına varın diyor. Set your children profile to private. That help protect them. Ne diyor? Çocuklarınızın profillerini özel, gizli tutun demek istiyor. Özel tutun. Çünkü onları koruması için yardımcı olur demek istiyor burada. O tutun, oluşturun anlamında seti burada cümle içindeki kullanımına göre değiştirebilirsiniz. Ask your children online friends. Ne diyor? Online arkadaşlarını sorun. Because there are many different people on the internet. İnternette birçok değişik farklı insan var diyor. Let your children share photos only after getting your permission. Ne diyor burada? Sadece sizden izin aldıktan sonra fotoğraflarını, çocuklarınızın fotoğraflarını paylaşmasına izin verin demek istiyor burada. Burada da bazı velilerin söyledikleri var. We never allow our children to share anything we aren't aware of. Ne diyor? Farkında olmadığımız hiçbir şeyi çocuklarımızın paylaşmasına izin vermeyiz diyor. We never allow. Yani izinsiz paylaşamayacaklarını söylüyor. Bu da zaten bu kuralla uyuşuyor. They have to be careful about what they share. Ne diyor? Dikkatli olmalılar. Paylaştıkları şey hakkında dikkatli olmalılar diyor. Bu da aynı kurala uyuyor zaten. Our children use the internet for different purpose. Bizim çocuklarımız interneti farklı amaçlarla kullanırlar. Purpose burada amaç anlamında kullanılır. We believe that they are always useful, careful. Biz inanıyoruz onlar her zaman dikkatliler. So no need to check them out. Bu yüzden onları yani kontrol etmeye gerek yok. Buradaki hiçbir kurala uymuyor aslında. Yani onları kontrol etmemiz gerektiğini söylüyor. Ve be aware of the sites your children visit by showing interest. Bunun farkına varmamız gerektiğini söylüyor burada. Yani bu pek de bu kurallarla uyan bir seçenek olmuyor. Our children, diğer şey, Andy ve Adam'ınkini okuyalım. Our children have online friends. Bizim çocuklarımızda online arkadaşları var. But they are not allowed to meet. Ama görüşmelerine izin yok. It's risky. Çünkü bu riskli demek istiyor. We always ask them online friends. Onlara online friends'lerini yani online arkadaşlarını her zaman sorarız diyor. Bu da zaten şu gördüğünüz Ask your online friends seçeneğine de uyuyor. Sonuncusu Clara ve David'in konuşmasına bakalım. Sharing something on the net is only possible when we say okay. Ne diyor? İnternette bir şeyleri paylaşmada biz sadece tamam dediğimizde mümkündür diyor burada. If not, eğer tamam, they don't share anything. Biz eğer tamam demezsek onlar hiçbir şey paylaşamazlar. It's our golden rule. Bu bizim altın kuralımızdır. Yani bu da aslında şu seçeneğimizde uyuyor. Yine o yüzden tek uymayan seçenek yani Susan ve Hans'in konuşması. Çünkü Our children is use the internet for different purposes. We believe that. Onlara inanırız. Ama burada her zaman sormaları gerektiğini söylüyor. Be aware, farkında ol. Set your children profile to provide that helps protect them demek istiyor burada da. Yani Susan ve Hans'in konuşması bu kurallarla alakalı doğru bir davranış olmuyor. Bu durumda tek doğru cevabımız Susan and Hans seçeneği yani wrong olan seçeneği, behavior'ımız, davranış şekli Susan and Hans'a ait. Dokuzuncu sorumuzun cevabı da A seçeneği oluyor. 10. sorumuza bakacak olursak. Below is a reading passage that gives information about communication.
aşağıda bir reading pass, okuma pasajı var diyor. Bize iletişimle ilgili bilgiler veren. Read it carefully, dikkatlice okuyun and answer the question. Soruya cevap verin. Sorumuza bakalım. According to the passage, pasaja göre which of the following is not correct? Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? İlk önce pasajımızı okuyalım. There are a lot of ways of communication. Ne diyor? Birçok iletişim yolu vardır diyor. Writing a letter is one of them. Mektup yazmak onlardan bir tanesi. It has a long history. Uzun bir geçmişi vardır, tarihi vardır. In the past people wrote letters only for important situations. Geçmişte insanlar sadece önemli durumlar, important situation dediği önemli durumlar için ne yazarlarmış? Mektup yazarlar. Because sending a letter was difficult. Çünkü diyor, mektup göndermek zordu, difficult. After people invented the phone and the internet. Ne diyor? İnsanlar telefonu ve interneti icat ettikten sonra, writing and sending a letter or message have changed a lot. Ne diyor? Mektup yazmak ve göndermek ya da mesaj, mektup veya mesaj yazıp göndermek çok değişti. People have started to send email. Ne diyor? İnsanlar e-mail göndermeye başladılar diyor. E-mail, text message, mesaj atmaya, mesaj göndermeye. Or just call to keep in touch. Ya da sadece iletişim için aramaya başladılar diyor. Nowadays, bugünlerde, most of the people prefer using internet-based mobile message services. Bugünlerde insanlar neyi tercih ediyorlar? İnternet temelli mesaj servislerini kullanmayı tercih ediyorlar diyor. Mesaj uygulamalarını yani. Bunlar such as Facebook, Messenger, Snapchat ve WhatsApp gibi. A phone and the internet make communication easier. Telefon ve internet iletişimi daha kolay hale getirir demek istiyor. And the people are as close as a phone to each other. Ve insanlar birbirlerine bir telefon kadar yakınlardır diyor. Şimdi A seçeneğinde biz burada bu kimetine göre doğru olmayanı bulacağız. We can send an email to get in touch with others. Ne diyor? Biz diyor diğerleriyle iletişime geçmek için get in touch e-mail gönderebiliriz. Burada da zaten ne diyor aslında? People have started to send emails to keep in touch. Bunu doğruluyor yani. B seçeneğine bakacak olursak, writing a letter is the only way to keep in touch. Ne diyor B seçeneğinde? Mektup yazmak iletişime geçmenin tek yoludur diyor. Aslında tek yolu değil, sadece geçmişte bunun böyle olduğunu diyor. After people invented the phone and the internet, writing and sending a letter or message have changed a lot diyor. Yani sadece bunun geçmişte olduğunu söylüyor. B seçeneği bu yüzden doğru olmuyor. C seçeneğine bakalım. Internet-based messaging services are popular among the people. Ne diyor? İnternet temelli, yani internet mesaj servisleri, mesaj uygulamaları insanlar arasında popüler oldu diyor. Zaten burada da bunu söylüyordu. Nowadays, most of the people prefer using internet-based mobile messaging services. Bu da bunu doğruluyor. D seçeneğine bakacak olursak, sending messages has changed a lot after the internet. Ne diyor? Mesaj göndermek internetten sonra çok değişti. Burada da zaten bunu söylüyordum. After invented the phone and the internet, writing and sending letter or message have changed a lot. Çok değişti diyor. Bakın şurada bir cümlede. Bu da bunu doğruluyor zaten. Bu durumda tek doğru olmayan seçeneğimiz 10. soruda A seçeneği oluyor. Today our lesson finished. Thank you for listening to me. See you our next lesson. Please do this trial exam on your own. This is the last exams for you. Thank you for listening to me. Bugünlük dersimiz burada bitti. Lütfen bu alıştırmaları kendi başınıza çözün. Bu artık son alıştırmalarımız sınavdan önceki ve
Bunlar önemli. Deneme sınavları lütfen kendi başına sorup cevap anahtarlarını videolardan izleyerek kontrol edin. Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere.